İletişim Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Altun, ilgilileriyle çevrim içi düzenlenen internet medyası ve haberciliği çalıştayında çok önemli açıklamalar yaptı. Birçok alanda her geçen gün kamuoyu tarafından daha fazla kullanılan internet teknolojileri hiç kuşkusuz haberciliğin de ayrılmaz bir parçası haline aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından çevrim içi olarak düzenlenen internet medyası ve haberciliği çalıştayına İletişim Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Altun'un yanı sıra RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Basın İlan Kurumu İlan Hizmet Müdürü İdris Şam, Televizyon İşverenleri Sendikası Genel Başkanı ve Kanal ve Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okan Kaya'nın yanı sıra ulusal televizyon kanalları, haber ajansları ve internet yayını yapan siteleri temsilcileri, üniversitelerden temsilciler katıldı. Fahrettin Altun'un gündeminde internet ortamında yapılan gerçek dışı haberler ve haberlerin hızlı bir şekilde yayılması vardı. Son günlerde Katarlılara Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi ve kız öğrenci yurdunda çıkan silahlar başlıklı iki asılsız habere dikkat çeken Altun, yalan haberlere dayalı düzenin toplumsal huzuru tehdit ettiğini söyledi. Altun bu durumun ulusal güvenlik sorunu olarak görülmesi gerektiğini de vurguladı. Hakikatin çarpıtılmasının son örneğini geçtiğimiz birkaç günde Katarlılara Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi ve kız öğrenci yurdundan çıkan silahlar başlıklı yalan haberlerde gördük. İlk olarak bir internet sitesinde yayınlanan ve tamamen yalan olan Katarlı öğrencilere sözde sınavsız tıp eğitimi başlıklı haberin kamuoyunu yanlış yönlendirme ve üniversite sınavına girecek gençleri hükümetimize karşı kışkırtma amacı taşıdığı çok açıktı. İnternetin doğası gereği bu yalan hızla yayıldı. Başka birçok internet sitesi bu provokatif içeriği olduğu gibi kopyalayıp kullandı. Ana muhalefetin genel başkanı da bu yalanın peşine takıldı, hatta bayraktarlığını yaptı. Haberin kesinlikle gerçek olmadığını ortaya koyduk hemen. Bunu ortaya koymamıza rağmen haberi yapan internet sitesi ancak 27 saat sonra döndü ve biz yanlış yapmışız, özür dileriz dedi. Dahası bizim haberimizi referans alarak açıklama yapanlardan da özür dileriz dedi. Fakat 27 saat geçmişti ve artık zaten algı operasyonu tamamlanmıştı. İletişim Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Altun, sistematik yalanlarla kamuoyunu yanlış yönlendirmeye ve vatandaşlarımızı kışkırtmaya çalışanlar elbette işledikleri cürümler dolayısıyla hukuki olarak bedel ödeyeceklerini söyledi. Kız öğrenci yurdundan çıkan silahlar başlıklı yalan haber. Bu yalan haberi yapan internet sitesi de yalanda ne kadar ileri gidebileceğini bize gösterdi. Bakın medya tarihinde böylesi örnekler yoktur. Yalan habere dayanan bu kara düzen toplumsal huzurumuzu açıkça tehdit ettiği gibi bir ulusal güvenlik sorunu olarak görülmelidir. Basit bir hata olarak görmüyoruz bunu, göremeyiz. Sistematik yalanlarla kamuoyunu yanlış yönlendirmeye ve vatandaşlarımızı kışkırtmaya çalışanlar elbette işledikleri cürümler dolayısıyla hukuki olarak bedel ödeyeceklerdir. İnternet medyasında meslek ilkelerinden ve güçlü bir denetimden yoksun bir şekilde sadece hızlı haber atlatma, sansasyon ve tıklama odaklı olarak yapılan habercilik bugün önemli bir mesele olarak karşımıza çıktığını belirten İletişim Başkanı Altun, internet gazeteciliğinde hukuki düzenlemelere ihtiyaç olduğunu söyledi. Geleneksel medyada denetim gereği kullanılamayan görüntü ve ifadelere İnternet medyasında kontrolsüzce yer verilebildiğine şahit oluyoruz. Ayrıca içeriğin doğruluğu, güvenirliği, telif hakları ve diğer etik sorunlar da internet gazeteciliğinde tartışılır bir hal alabiliyor. Güçlü ve güvence altındaki haberciliğin hakikatle daha sağlam bağları olacağı muhakkaktır. Bu gerçekten hareketle internet gazeteciliği bağlamında bugün yeni hukuki düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu da hepimiz biliyoruz. İlk olarak internet gazetecilerinin yasal statüsünün ne olması gerektiğinden başlayarak internet gazeteciliğinin mesleki standartlarının belirlenmesi, uygun çalışma ortamının sağlanması ve mutlak surette çalışanların haklarının korunmasına yönelik çerçevenin çizilmesi son derece önemlidir.
İletişim Başkanı Altun'un konuşmasının ardından katılımcıların konuyla ilgili düşünceleri ve çözüme yönelik önerileri alındı. Toplantıda söz alan Televizyon İşverenleri Sendikası Başkanı ve Kanal ve Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okan Kaya, internet medyacılığının hızlı haber alma uğruna yıpratıcı bir özelliğinin olduğuna dikkat çekti. Yerel medyanın karşılaştığı sorunlara değindi. Öncelikle Cumhurbaşkanı İletişim Başkanımız Profesör Doktor Fahrettin Altun ve tüm katılımcılarımızı saygıyla selamlıyorum. Ayrıca geçtiğimiz 19 yıl içerisinde yaptığı atılımlarla ülkemizi teknoloji ve bilişim alanında verdiği hizmetler için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürümü bir borç bilirim. Çok önemli sonuçlara ulaşacağımıza inandığım bu çalıştayda görüyorum ki basının ve medyanın her kesiminden katılımcılar var. Genel başkanı olduğum Televizyon Yayıncıları İşveren Sendikası olarak üyelerimizin tamamının internet yayıncılığı da yapması ve birçoğunun yerel gazetelerle de sektöre hizmet vermesi nedeniyle tüm sorunların birbirlerine ilintili ve girift olduğunu söyleyebilirim. Televizyonlar ve gazeteler haberlerin doğruluğunu araştırma hassasiyeti gösterirken harcanması gereken zamanın internet yayıncılığın da hız olarak avantaja döndürmesinin tüm medyada yıpratıcı etkisinden kurtulmamız gerekiyor. Siyasetin ve ekonominin yerelden başladığı günümüzde her biri kendi yayın yaptığı ilde etik değerlere bağlı televizyon kanallarının üye olduğu Türkiye Televizyon İşverenler Sendikası olarak her platformda dile getirsek de tekrardan dile getirmekte bir mahsur görmüyorum. Uydu ücretlerini dolar üzerinden ödememiz, devletten resmi ilan ya da resmi reklam alabilecek bir sisteme entegre edilemememiz ve buna benzer sorunlarımızın çözülmemesi nedeniyle büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Sektörümüz bu ve bunun gibi birçok sıkıntıyla uğraşırken hiçbir şekilde yasal mevzuatta tabi olmayan, vergi vermeyen, kanuna kurallara uymayan, toplumda herhangi ekonomik ve sosyal faydası bulunmayan ve personel çalıştırmayan internet medyası dediğimiz bu konunun çözülmesi bizler için hayati bir konudur. Yasal zeminde yayın yapmayan, içerisinde TV geçen hiçbir yayının yapılmasını istemiyor ve bu yayınların durdurulması için üzerimize düşen her türlü yasal ve sosyal görevi üstleniyoruz. Ve bu konuda bize vereceğiniz her türlü görevi kabul ediyoruz. Bu çalıştayda ortaya çıkacak yol haritasından Anadolu'da fedakarlıkla görev yapan televizyon kanallarımızın üyesi olduğu Televizyon İşverenler Sendikası olarak tüm gücümüzle size destek olacağız. Ve bunu bir söz olarak tekrardan iletmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal hukuk devletidir. Hukuk devletinde insanların hakları yasalarla düzenlenir. Yasalar ve yönetmelikler toplumlarda ihtiyaçlar karşısında hazırlanır ve herkes buna uymak zorundadır. Yasalarda internetten yayın yapan uymaz diye bir madde olmadığına göre, burası çok önemli, mutlaka yasaya, yönetmeliğe herkes gibi internetten yayın yapanların da uyması gerekmektedir. Türkiye'de radyo televizyon yayıncılığı 6112 sayılı kanun hükümlerine göre yapılabilir. Bu kanuna göre radyo televizyon üst kurulu kurulmuştur. Bu kurulun amacı ülke genelinde radyo televizyon yayıncılığını düzenlemektir. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de radyo televizyon yayıncılığı ile ilgili çok ciddi düzenlemeler yapılmış. Yayıncılık yapılabilmesi için lisans zorunluluğu getirilmiştir. 6112 sayılı yasa dışında dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gelişen teknolojiyle birlikte 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun 23 Mayıs 2007 tarihinde 26530 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu iki kanuna ilaveten Radyo Televizyon Üst Kurulu ve Bilgi Teknolojileri Kurumu 1 Ağustos 2019 tarihinde radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınların internet ortamından sunum hakkında yönetmelik ile internet ortamından yayınların nasıl yapılabileceğini en ince ayrıntısına kadar tek tek yazmıştır.
aklı başında okur yazarlı olan, anayasamızın ikinci maddesinde belirtilen hukuk devleti kavramına saygılı olan hiç kimse zaten üstteki kanun ve yönetmeliklere rağmen işi duymazlığa vurup kendi kendine stüdyolar kurup yayıncılık yapmaya kalkışmaz. Diyelim ki böyle bir yayın yapmaya kalkıştı. Tabii ki bunu takip etmemiz, yasa dışı korsan yayın yapıldığını bildirmemiz gerekir. Biz de bunu yapıyoruz ve her kuruma bu yasa dışı yayın yapanları bildiriyoruz. Radyo Televizyon Üst Kurulu zaten bu konularla ilgili yakın takipte. Geçtiğimiz günlerde Televizyon İşverenler Sendikası olarak Ankara'da bir dizi temaslar yaptık. Birçok ilde yasa dışı yayın yapan sözde TV yayıncıları ile ilgili makamlara bildirimlerde bulunduk. Örneğin bir üyemizin Zonguldak ilimizde bir şikayeti üzerine valiliğin görüş sorması, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun da Zonguldak valiliğine yazdığı yazı ile şikayet konusu iki sözde korsan yayıncılar için Facebook üzerinden yayın yapmış olsa bile Facebook sayfasının internet kullanıcılarına açık olduğunu değerlendirilmesi gerektiğini, yapılan yayınlar için isteğe bağlı yayın hizmeti ve internet yayın lisansları alınması gerektiğini, lisans alınmadan yayınlara devam edilmesi halinde kanunun 33. maddesinin işletilmesi gerektiği hususları değerlendirilerek söz konusu yayıncılarla ilgili işlem başlatılmış demektedir. Toparlamak gerekirse, Anadolu'nun dört bir yanında yayın yapan lisanslı, kanun ve kurallara uyan televizyon kanalları olarak bu korsan yayınların kapatılması ve cezalandırılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. 2023 hedeflerimize koştuğumuz bu günlerde geleceğimize çelme takmaya çalışan, yasal altyapıya sahip olmayan bu mecraları ve bunun gibi mevzuatta eksik olan altyapıyı hızlıca tamamlamamız gerekmektedir. Nasıl bir esnaf kapısının önünde işportacı istemezse, biz de yayıncılığı işportacılığa vurmuş, denetimsiz, yasal olmayan, vergi vermeyen, lisans ücreti ödemeyen, uydu ücreti ödemeyen, elinde bir cep telefonu ya da kurduğu sözde vasıfsız bir stüdyo ile yayıncılık yapanlarla elbette mücadele edeceğimizi bildirir. Sektörümüzün ve devletimizin bize verdiği yetkiyle her ortamda gerekli girişimleri gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle hepinize saygılarımı sunar, iyi çalışmalar dilerim. Televizyon İşverenleri Sendikası Başkanımızın ifade ettiği gibi aslında bu konunun da bir tarafındayız. Ben bu konuyla alakalı RTÜK konunun neresinde diye belki kafasında bir soru işareti olanlara dair bir açıklama yapmak için söz aldım. Söz verdiğiniz için de tekrar teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi RTÜK kanununda yapılan değişiklikten sonra internet üzerinden yapılan yayıncılık faaliyetleri de RTÜK denetimine ve regülasyonuna tabi kılındı. Bu ne demek? Bu şu demek, eğer ki bir kuruluş yayıncılık faaliyetini internet üzerinden yapacaksa, televizyon, radyo veya isteğe bağlılık faaliyetini internet üzerinden yapacaksa, Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan lisans almak zorunda ve lisans almak için gereken idari ve mali şartları da yerine getirmek zorunda. İnternet yayıncılığı yapanların RTÜK'ten lisans alma zorunluluğu bulunduğunu da belirten RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu, yönetmeliğin BTK ile yapıldığını ve 2019 yılında lisanslama faaliyetlerinin başladığını söyledi. Başkan Yardımcısı Uslu, TVSEN Genel Başkanı Mehmet Okan Kaya'nın dikkat çektiği merdiven altı yayıncılarla ilgili de açıklama yaptı. Biz bu konuda da özellikle sosyal medya mecraları üzerindeki denetim mevzuat faaliyetinden sonra Türkiye'de temsilcilik açılma sürecinden sonra bu sosyal medya mecralarıyla da bu konuda bir düzenlemeye dair neler yapılması gerektiğini konuşacağız. Ama şu anda eğer ki internet üzerinden bir mecra televizyon ve radyo faaliyeti yapmıyorsa, doğrudan bir habercilik faaliyeti yürütüyorsa veya bireysel bir iletişim faaliyeti yürütüyorsa RTÜK'ün kapsama alanında, RTÜK'ün denetimi alanında olmadığını ifade etmek için söz aldım. Teşekkür ederim. Çevrimiçi olarak düzenlenen internet medyası ve haberciliği çalıştayı, diğer katılımcıların da internet haberciliği hakkındaki fikirlerinin ve sorunlarla ilgili çözüm önerilerinin alınmasıyla devam etti.